Akademide ve DEUZAM işbirliğiyle hazırladığımız eğiticilerin eğitimi toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle bu toplantının ve pandemi sonrası eğitim, hibrit ve harmanlanmış öğrenme modelleri rehberimizin geliştirilmesinde bize desteğini esirgemeyen 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz 23 Mart 2020 tarihinden itibaren üniversitemizde uzaktan eğitime geçtik. Ben de bir sunum paylaşacağım sizlerle hemen. Onu açıyorum. Geçen sene biz üniversitemize 19 Ekim'de eğitim öğretim yılına başlamıştık. Bu sene gene Ekim ayında eğitim öğretime başlamış olacağız. Biz pandemi döneminde çok sahadan veri toplayarak ilerlemeye çalıştık DEUZAM olarak. Onunla ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. Güz dönemi sonunda bir anket uygulamıştık biz. Ve uyguladığımız anket sonucunda öğretim elemanlarına ve öğrencilerimize hangi eğitim yöntemini tercih edersiniz diye sormuştuk. Neden böyle bir istatistikle başlıyorum? Biraz onu açıklamak isterim. Çünkü çok fazla tartışılıyor. Pandemi dönemi çok hareketli bir dönem. Pandemi bitecek mi, bitmeyecek mi? Yüz yüze eğitime başlayacağız mı, başlamayacağız mı? Bununla ilgili biz aslında sahadan veri toplayarak ilerlemek istemiştik. Bununla ilgili de öğrenci ve öğretim elemanı görüşlerimizi burada size sunmak istiyorum. Bahar yarı yılı için öğrencilerimizin %45'i çevrimiçi eğitimi tercih ederken öğretim elemanlarının %50'si tercih etmişti. Yüz yüze eğitime baktığımız zaman öğretim elemanlarının daha düşük oranda, öğrencilerin daha fazla oranda yüz yüze eğitim istediğini görüyoruz. Tabii ki çok büyük bir üniversiteyiz. Yaklaşık 50 bin öğrencimiz sisteme girip çıkıyor her hafta. Haftalık olarak girip çıkıyorlar. Sosyal medyada da farklı mercilerde, o yüzden farklı görüşlerin ortaya çıkmasını oldukça doğal karşılıyoruz. Ama bizim merak ettiğimiz şey, acaba öğrencilerimizin çevrimiçi, yüz yüze ya da hibrit eğitimi tercih etmelerindeki sebepler nelerdi? Biz bunları da araştırdık. Bunlar için çapraz tablo analizi yürüttük. Acaba bu eğitim modeli tercihlerine cinsiyet etkiliyor muydu? Evet, erkek öğrenciler online'ı daha fazla tercih ederken kız öğrencilerimiz yüz yüze ya da hibrit eğitimi daha fazla tercih ediyorlar. Bizim için önemli faktörlerden bir tanesi şuydu, bağımsız değişkenlerden bir tanesi. Öğrenme yönetim sistemi olarak biz Sakai kullanıyoruz. Sakai'nin karmaşık gelmesi acaba öğrencilerimizin eğitim modeli tercihini etkiliyor muydu? Evet, gerçekten etkiliyor olarak çıktı. Yüz yüze eğitimi tercih eden öğrencilerin anlamlı derecede Sakai kullanımını karmaşık bulduğunu gördük. Online eğitimi tercih edenlerin ise karmaşık bulmadığını gördük. Peki öğrencilerin online eğitim sırasında yüz yüze eğitimi, online eğitim sırasında karşılaştıkları problemler, öğretim elemanına ulaşıp ulaşamama ya da teknik karşılaştıkları problemleri çözebilme becerilerini sorduğumuz zaman yüz yüze eğitim tercih eden öğrencilerin içindeki oranın %76 olduğunu bulduk. Yüz yüze eğitime öğrenciler yöneliyorsa büyük ihtimalle elemesi onlara karmaşık geliyor. Elemesinin içinde problemleri çözemiyorlar. Bunları fark ettik. Ders materyalleri açısından da online eğitimin avantajı ortaya çıktı. Yüz yüze eğitimde materyalleri öğrenciler yetersiz bulurken geçtiğimiz pandemi döneminde her şeyin hızla dijitalleşmesiyle birlikte belki de ne oldu? Dijital materyal sayımız hızla arttı ve öğrencilerimizin buna yönelik beklentisi ve aslında değerlendirmelerin daha olumlu olduğunu görmüş olduk. Peki elde ettiğimiz bu sonuçlar bizi nasıl etkiledi? Şimdi okullarımız açılırken biz Haziran'dan itibaren güz döneminin hazırlıklarına başlamıştık. Elimizde bu veriler bizi nasıl yönlendirecekti? Çünkü Haziran ayında aşılanma ile ilgili yok açıklama yaptı ve öğretim üyeleri olarak bizler aşılanmaya başladık. Ancak Haziran ayında öğrencilerimizin aşılanıp aşılanmayacağı belli değildi. Biz o zaman nasıl bir senaryo üretebilirdik güz dönemi için? Bu toplantımızın aslında gündemi de bununla ilgili. Hazırladığımız rehberin başlangıcı böyle oldu. Biz en iyi senaryoyu çizdiğimiz zaman şunu düşündük. DEUZAM bir ekip toplantısı yaptık. Dedik en iyi senaryoyla ne olabilir? Pandemi biter ve yüz yüze eğitime geçeriz. Yüz yüze eğitime geçtiğimiz zaman da öğretim elemanlarımızın daha alışkın olduğu, öğrencilerimizin alışkın olduğu bir sistemde pandemi öncesine dönmüş olacağız. Peki en kötü senaryo neydi?
Pandemi gene hızla ilerleyecekti. Okulları açamayacaktık. Dolayısıyla online eğitime devam edecektik. En kötü senaryo derken pandeminin en kötü senaryosu demek istiyorum. Bu durumda ne olacaktı? Bir online eğitimle devam etmemiz gerekiyordu. Peki bu süreç Haziran, Temmuz, bugün o Ağustos ayına geldik. Öğrencilerimizin aşılandığını, yüz yüze eğitimle birlikte planlamaların devam ettiğini görüyoruz. Peki yüz yüze devam ederken ani karşılaşılacak sorunlar sırasında ya da yüz yüze eğitime gelen öğrencilerimizin birdenbire pandemi nedeniyle sağlık sorunlarının bozulması durumunda bizler neler yaşayacağız? Yüz yüze eğitimlerimizi nasıl daha erişilebilir ve kaliteli hale getirebileceğiz? Aslında bunların üzerine düşünürken de biz de özel olarak hani şurada göstereceğim rehberimizi geliştirmiş oldum. Biraz blur oldu. Beş tane model önerisi yaptık, geliştirdik bu kapsamda. Bu toplantının da gündemini aslında bu rehberimiz oluşturuyor. Beş tane farklı modelimiz var. Güz döneminde karşılaşabileceğimiz olası senaryolar üzerine. Bu senaryolardaki temel öğe ne aslında? Yani uzaktan eğitimdeki bizim öznemiz neydi? Tabii ki öğrenci. Öğrenci uzaktan eğitimde özne olmazsa uzaktan eğitimle ilgili dropout yani uzaktan eğitimi bırakma oranlarının yükseldiğini görmeye başlıyoruz. Biz bahar döneminde bununla ilgili öğrenci derste etkileşimle nasıl daha aktif tutabilirizle ilgili eğitimler verdik. Güz dönemi sırasında online dev yani öncelikle tüm koordinatörlere teşekkür de etmek istiyorum. İnanılmaz bir yoğunluğun içerisinde bulundunuz. Öğretim elemanlarından, öğrencilerden gelen sorularla sizler doğrudan muhatap oldunuz. Bu süreçte biz de elimizden geldiğince size destek olmaya çalıştık. Bize de gelen doğrudan telefonlarla birlikte. Bu dönemde hep beraber sorunsuz bir şekilde atlatacağımızı umuyorum. Geçen dönem yaptığımız canlı yayınların yine çok faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle ölçme ve değerlendirme ve sınav güvenliği ile ilgili canlı yayınlarımız bizim izlenme oranları da çok yüksek. YouTube'daki canlı yayın izlenme oranları. Burada akademik dürüstlük, sınavda takılı kalması durumunda, asılı kalması durumunda neler yapılabilir? Bunların hepsi canlı yayınlarda aslında anlatıldı. Tekrardan kayıtlara erişip öğretim elemanlarımız izleyebilirler. Biz bunlarla ilgili gene sizlere muhakkak bir link erişilebilir şekilde önden göndermeyi planlıyoruz. Online DO kullanım eğitimleri düzenledik. Bunun dışında ödev yani sınav güvenliği dışında online DO'yu daha aktif bir şekilde nasıl kullanabilirsiniz? Bununla ilgili eğitimlerimiz de vardı. Oyunlaşma, derste etkileşim, uzaktan eğitimdeki etkileşimsel kuramlar neler? Bunlarla ilgili bir canlı yayın serimiz de olmuştu. Bunları yine erişilebilir olarak sizlerle paylaşacağız. Bu canlı yayından sonra ve dönem başlamadan önce tabii. Bu kapsamda aslında benim özellikle vurgulamaya çalıştığım hani bugünkü eğitimimizde rehberimizin üzerine daha çok yoğunlaşacağız. Bu rehberimiz hangi bölümlerden oluşuyor? Bir kavram bölümümüz var. Bu kavram neden önemli? Çünkü şu an çok fazla kavram uzaktan eğitim, online eğitim, hibrit eğitim, çevrimiçi eğitim, harmanlanmış eğitim. Aslında bu kavramlar birbirinin yerine de kullanılıyor ama farklı anlamları da var. Bunlarla ilgili Deyüzen personelimizden Şirin sizlere kısa bir tanıtım yapacak. Rehberimizin içerisinde bu tanımlar yine yer alıyor. İkinci bölümünde eğitimimizin geliştirdiğimiz 5 tane uzaktan eğitim modelini sizlere sunacağız. Az önce söylediğim gibi yani iyi senaryo, pandeminin iyi senaryosu ya da kötü senaryosu durumunda 5 tane model önerimiz var ve bunları teknolojiyle nasıl zenginleştiririz? Bunları Özge, Özen personelimiz Özge sizlerle paylaşacak ve son olarak bütün derslerde yüz yüze olsun ya da olmasın online eğitim önemli olan ders kalitesi, öğrenmenin kalıcılığı, öğrencinin memnuniyeti. Bu anlamda bu dersleri zenginleştirebilecek teknolojiler neler? Bunlarla da ilgili de özel personelimiz Emre sizlere kısa bir tanıtım yapacak. Bununla ilgili detaylı eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Benim hani son olarak söylemek istediğim şey şudur. Teknoloji aslında bizim hayatımızda biz hep şeye benzetiriz. Bir kumaş vardır. Kumaşın üzerine bir iğne batırdığımız zaman orada iz bırakmamasını isteriz. Teknoloji entegrasyonu da aslında böyle bir şey.
Siz sınıfınızda teknoloji aldığınız zaman orada sınıfın dinamiklerini bozmayacak şekilde, yapay olmayacak şekilde derslerin etkili, verimli ve kalıcı olmasını bekleriz. Sorularımızı biz eğitimin sonunda almayı planladık ama tabii ki eğitim sırasında önemli gördüğünüz sorularınız olursa tabii ki sorularınızı almaya çalışacağız. Ben teşekkür ediyorum. Sözü Şirin'e veriyorum. Saygıdeğer hocalarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ismim Şirin. 9 Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nde çalışıyorum. Bu çalışmada sizinle aslında uzaktan eğitimde bu süreçte birçok kavram kullandık. Fakat aynı şeyi anlayabilmemiz için, aynı dili konuşabilmemiz için bu kavramların ifadelerini de bilmemiz gerekiyor. Aynı şeyi düşünmemiz gerekiyor. Bu anlamda da bu çalışmada hazırladığımız rehber çalışmada kullandığımız bazı kavramları size kısaca açıklamaya çalışacağım. Sorularınız olursa sunum sonunda alabilirim bu arada. Bu sunumda size bahsetmek istediğim temel kavramlar uzaktan eğitim, eş zamanlı öğrenme, eş zamansız ya da farklı ifadeyle farklı zamanlı öğrenme. Öğrenme yönetim sistemi ya da diğer adıyla ELEMES, sanal sınıf, çevrimiçi öğrenme, hibrit ve harmanlanmış öğrenme ve ters yüz sınıf modeli. Bu kavramlar zaten rehberimizde yer verdiğimiz kavramlardı. Uzaktan eğitim, distance education, bu süreçte çok fazla duyduk. Aslında pandemi sürecinde bu kavramı çok duyduk ama aslında tarihi çok daha eskilere dayanıyor. Tabii 1700'lü yıllara dayanan bir aslında öğrenme modeli. Nedir uzaktan eğitim peki? Öğrenenin ve eğitimcinin zaman ve mekandan bağımsız olarak basılı öğrenme materyalleriyle veya zengin iletişim teknolojileriyle eş zamanlı ya da eş zamansız öğrenme etkinlikleriyle aslında eğitsel kaynak ve içeriklere erişebildiği bir eğitim modeli. Tıpkı örgün eğitim gibi uzaktan eğitimde bir eğitim modeli. Ve çok fazla bileşenleri var. Peki eş zamanlı ve ya da eş zamansız öğrenme nedir? Eş zamanlı öğrenme, öğrenenlerin aynı zamanda öğrenme etkinliklerine katıldığı, eğitsel materyallere erişebildiği bir öğrenme şekli aslında. Eş zamanlı öğrenme sürecinde bizler ne tür teknolojiler kullanıyoruz? Beyaz tahta, bu aslında online DAO'da Big Blue Button'da kullanılan mesela whiteboard, interaktif tahta eş zamanlı kullanılan araçlardan bir tanesi. Sesli konferans, görüntülü konferans yazılımları eş zamanlı iletişim sürecinde kullanılan bazı teknolojiler. Peki eş zamansız öğrenme ya da asenkron öğrenme dediğimizde biz neyi kastediyoruz? Öğrenenlerin farklı zamanlarda öğrenme sürecine katıldığı öğrenme şeklini kastediyoruz aslında. Eş zamansız öğrenme sürecinde öğrenenler farklı zamanlarda iletişimde bulunuyorlar. Aynı ortamda bulunabilirler ya da bulunmayabilirler. Peki eş zamanlı öğrenme sürecinde ne tür teknolojiler kullanılıyor? İşte etkileşimli eğitim yazılımları, öğrenme yönetim sistemleri, e-kitaplar, eğitsel videolar kullanılan teknolojilerden bazıları. Burada şuna da vurgu yapmak istiyorum aslında. Eş zamanlı öğrenme dediğimizde örgün eğitimde sınıf içinde gerçekleştirilen eğitimde aslında aynı zamanda gerçekleştirildiği için bir eş zamanlı eğitim türü eğitimdir. Öğrenme yönetim sistemi ve sanal sınıf. Öğrenme yönetim sistemi çevrimiçi bir uzaktan eğitim sisteminin eğitim sisteminin dokümantasyonunu, raporlaştırmasını, ders içeriklerinin öğrencilere ulaştırılmasında, ders içeriklerin yayınlanmasında, ölçme değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesinde, eğitmen ve öğrenciler arasında içerik ve etkileşimin sürdürülmesini sağlayan aslında bir web tabanlı ortam. Öğrenme yönetim sistemleri özel olarak geliştirilen yazılımlar. Sakai, Moodle en bilinen öğrenme yönetim sistemlerinden bazıları. 9 Eylül Üniversitesi de Sakai öğrenme yönetim sistemini kullanıyor online DAO adıyla. Sanal sınıf nedir peki?
Sanal sınıf, eğitmen ve öğrencilerin eş zamanlı iletişim ve etkileşimle olanak sağlayan, aslında canlı ders yapılmasına olanak sağlayan bir öğrenme ortamı. Ne tür sanal sınıf araçları var? BigBlueButton, Edmodo, Google Classroom bunlardan bazıları sadece. 9 Eylül Üniversitesi de online DAO'da BigBlueButton canlı ders aracını kullanmakta bildiğiniz üzere. Peki çevrim içi öğrenme, diğer adıyla online learning nedir? Çevrim içi öğrenme aslında çok geniş bir kavram. Kısaca tanımlayacak olursam, öğrenenlerin zaman ve mekana bağlı kalmadan eş zamanlı ya da eş zamansız iletişim teknolojileriyle, işte bunlar öğrenme yönetim sistemleri olabilir, sanal sınıflar olabilir, eğitsel materyaller olabilir. Bu tür teknolojilerle öğrenme hedeflerine ulaşmaları olarak tanımlanıyor. Harmanlanmış öğrenme nedir peki? Harmanlanmış öğrenme blended learning olarak biliniyor İngilizce'de. Türkçe literatürde baktığınızda daha çok karma öğrenme olarak karşınıza çıkıyor. Bazı yerlerde de hibrit öğrenme olarak da hibrit öğrenme modeli olarak da kullanılabiliyor. Aslında hibrit öğrenme arasında küçük bir nüans var. Peki harmanlanmış öğrenme ne? Harmanlanmış öğrenme çevrimiçi ve yüz yüze öğrenme ortamlarının avantajlı yanlarının birleştirildiği aslında bir öğrenme modeli. Neden ortaya çıkmış? Aslında yüz yüze öğrenme ortamlarının bildiğiniz üzere sağladığı bazı dezavantajlar var. Öğrenen ve öğrenci ve mesela eğitmen aynı yerde, aynı zamanda olmak zorunda. Sınırlı bir zaman var. Öğrenme süreci sınırlı. Bu anlamda da aslında biz dijital teknolojileri neden yüz yüze öğrenme ortamlarında kullanmıyoruz düşüncesiyle aslında ortaya çıkan bir yaklaşım. Literatürde baktığınızda farklı harmanlanmış öğrenme modelleri var. İşte bunlar rotasyon modeli, esnek model, öz karma model, zenginleştirilmiş sanal model gibi. Fakat aslında siz dersinizin, programın, kursun yapısına göre farklı harmanlanmış öğrenme modelleri oluşturabilirsiniz. Çünkü çevrimiçi ve yüz yüzenin oranlarına dair literatürde kesin bir oran yok. Yani %50 çevrimiçi yapacaksınız, %50 yüz yüze yapacaksınız gibi kesin bir oran yok. Bu dersinizin yapısına, öğrenme içeriklerinize ve de kazanımlarınıza bağlı olarak değişebiliyor. Bizim harmanlanmış öğrenme sürecindeki aslında temel amacımız karşılaşılan problemleri çözmek için teknolojiyi etkili bir biçimde kullanmaya çalışıyoruz. Buradaki görselde gördüğünüz üzere de çevrimiçi öğrenme süreciyle yüz yüze öğrenme süreci birleştiriliyor ve bütünleştirilmiş bir öğrenme deneyimi oluşturuluyor. Doğru tasarlanmış bir harmanlanmış öğrenme deneyiminde hem yüz yüze hem de çevrimiçi öğrenmenin içeriği ve etkinlikler bütünleştiriliyor ve aynı öğrenme çıktılarına ulaşmak hedefleniyor. Peki ne oranda harmanlama yapacağız? Yani çevrimiçi ve yüz yüze ve çevrimiçi oranları nasıl belirleyeceğiz? Hangi etkinlikleri hangi ortamda vereceğiz? Öğrenme hedeflerini. Aslında harmanlama sürecinde en önemli nokta hangi etkinliklerin hangi ortamda verilmesinin daha öğretici olduğu sorusunu kendimize sormamız. Bu soruyu cevaplamak için de öncelikle öğrenme hedeflerine yani kazanımlarımıza odaklanmamız gerekiyor. Bunun için de öncelikli olarak hedeflerimizi belirlememiz gerekiyor. Belirlenen kazanımların doğasına göre de çevrimiçi ortam mı kullanacağız yoksa yüz yüze ortam mı kullanacağız buna karar veriyoruz. Örneğin uygulama odaklı beceriler mesela sağlık alanı, sanat alanı yüz yüze ortam kullanılabilir. Kavramsal bilgiler, yeni kavramların öğretiminde, işte örneklerin sunumunda, çevrim içi, yüz yüze, bunu dersinizin içeriğine göre, yapısına göre karar verebilirsiniz. Hibrit öğrenme nedir? Hibrit öğrenme, öğrenme etkinliklerine yüz yüze katılma imkanı olmayan öğrencilerin çevrim içi olarak, diğer öğrencilerin yani yüz yüze ortamda öğrenme sürecine katılabilme imkanı olan öğrencilerin ise yüz yüze olarak öğrenme sürecine katıldığı bir eğitim yaklaşımı aslında. Harmanlanmış öğrenme ile hibrit öğrenme
öğrenme yaklaşımı arasındaki temel farksa harmanlanmış öğrenme yaklaşımı aslında çevrimiçi öğrenme ortamı, yüz yüze öğrenme ortamını desteklemek amaçlı çevrimiçi öğrenme ortamları kullanılıyor. Fakat hibrit öğrenme yaklaşımında böyle bir kaygı yok aslında. Bu nedenle de harmanlanmış öğrenme yaklaşımında çevrimiçi ve yüz yüze öğrenenler aynı bireylerken, hibrit öğrenme yaklaşımında genellikle, yani çoğunlukla farklı bireyler. Son kavramımızı ters yüz sınıf modeli, Flip Classroom model olarak da bunu duyabilirsiniz. Bu öğretim modelinde teorik içerik öğrencileri yüz yüze olarak, teorik içerik yüz yüze ders öncesinde öğrencilere çevrimiçi olarak sunuluyor. Uygulamalı ders içerikleri ise yüz yüze öğrenme ortamında, bu bir sınıf ortamı olabilir, laboratuvar ortamı olabilir, sahne ortamı olabilir, yüz yüze olarak uygulamalarla öğrenme süreci gerçekleştiriliyor. Literatürde baktığınızda flipped, inverted kelimeleriyle bu modeli duyabilirsiniz. Türkçe literatürde ise daha çok ters yüz sınıf, dönüştürülmüş sınıf, evde ders, okulda ödev modeli gibi kavramlarla karşımıza çıkıyor. Burada teorik içerikler çevrimiçi olarak sunulurken, uygulamada ise daha çok öğrenci merkezli aktif öğrenme etkinlikleri yapılıyor. Nedir bu etkinlikler? Grup çalışmaları, onun dışında beyin fırtınası, mesela balık kılçığı tekniğini kullanarak bir problemin öğrencilerle beraber çözümü, daha çok öğrenci merkezli olarak yürüttüğümüz etkinlikler, çok çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri kullanabilirsiniz bu modelde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorular varsa alabilirim. İstersen şimdi Özge'nin sunumuna geçelim. Çünkü hani bu kapsamda, bu kavramların kullanıldığı 5 tane modelimiz neler? Bunları merakla bekliyorduk. Özge. Merhabalar. Merhabalar hocam. Merhabalar herkese. Tamam. Çok teşekkürler. Öncelikle sunumu açarak başlayayım. 1-2 saniye bekleteceğim sizi. Herkese merhabalar öncelikle. Hem Bahar hocamızın hem de Şirin Hanım'ın sizlere önceden verdiği bilgiler ışığında ben de bu yaz döneminde özellikle yoğun bir şekilde çalışarak geliştirdiğimiz bu öğrenme modellerinden kısaca bahsetmeye çalışacağım. Umarım sesimde bir sıkıntı yoktur, geliyordur. Ve bu öğrenme modellerinden bahsederken de öncelikle size şunu hatırlatmak isterim. Burada biz 5 tane öğrenme modelinden bahsedeceğiz. Hatta şöyle de size göstereyim. Bu 5 öğrenme modeli aslında bunlardan tek bir tanesini seçme gibi bir zorunluluğunuz tabii ki de yok dersleriniz içerisinde. Bunların biz sadece sizlere derslerinizde acaba hangi modelleri kullanabilirsiniz? Bunlar hakkında bilgiler vermek istiyoruz ve önümüzdeki güz döneminde de hani farklı koşullar şekillenirse şayet neler yapabiliriz? Derslerimizin aksamaması için neler yapabiliriz? Yüz yüze olsa bile derslerimizde ne gibi destekleyici materyallerden faydalanabiliriz? Sizlere bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Ve en sonunda zaten biliyorsunuz sorularımızı da alacağız sizden. Bu gene sunum kapsamında öncelikle size modelleri tanıtacağım. Avantajları, dezavantajları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Zaten hazırlamış olduğumuz hali hazırda bir kılavuzumuz var. Bunları sizlerle de paylaşacağız. Ve örnek uygulamaları da gene ekranda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler için daha önceden hazırlamış olduğumuz, acaba ders işlerken bu bahsettiğimiz modeller içerisindeki aşamaları nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Kısaca onlardan bahsedeceğiz. Ve ekranda da gördüğünüz gibi şu anda bir kare kod var mesela. Bu kare kod size bu bahsettiğimiz modellerin rehberine sizinle paylaşma şansımız var. Dilerseniz siz de kare kodu mobil cihazınızdan okutarak ekranınızda görebilirsiniz. Ve yine örnek uygulamalarla da ilgili kare kodları paylaşacağım. Dilerseniz sizler de izleyebilirsiniz. Ve
Ön bilgi olarak genel olarak aslında şunu da söylemek isterim. Her zaman kafamıza sorgulayan model hangi modeli işlersek işleyelim, bunun devam durumunu nasıl takip edeceğiz veyahut da değerlendirme yöntemlerini nasıl yapacağımız gibi kafamızda her zaman bir soru oluyor. Bu tabii gene dönem içerisinde ya dönem öncesinde üniversite senatımızın aldığı kararlar doğrultusunda gene planlanacaktır. Ama biz yapı olarak da zaten içerisinde az çok bahsetmeye çalışacağız. Daha sonra da bu muhtemelen bir aksilik olmazsa bu sunumumuzun kaydını da siz koordinatörlerimizle paylaşacağız. Müsaadenizle ben kısaca sırayla bu ekranda da gösterdiğim sizinle 5 modelden sırayla bahsetmek istiyorum. Sizinle de arkadaşlarımız zaten bu modelin linkini ekranda paylaşıyorlar. Öncelikle ilk modelimiz canlı ders destekli yüz yüze model. Aslında Şirin Hanım'ın sizinle önceden paylaştığı bu tanımlarda da uyuştuğunu düşünürsek aslında bu biraz hibrit modelle kesişen bir yaklaşımımız. Bu modelimiz aslında dersler sınıf ortamında yüz yüze gerçekleştirirken sınıf dışında da işte çeşitli nedenlerle derse gelemeyen öğrencilerin aynı anda senkron olarak canlı derse katılmasını sağlayan model olarak tanımlanabilir. Ve yine isterse öğretim elemanı ders materyallerini çevrimiçi öğrenme ortamımız olan bizim mesela kullandığımız online dev üzerinden öğrencilerle paylaşabilir. Kısaca bunlardan bahsettim zaten. Dediğim gibi eş zamanlı tüm öğrenciler aslında bu modelde derse katılıyorlar. Fakat aynı mekanda olmayabilirler. Kimisi ders ortamında yani sınıf ortamına katılabilir. Kimisi de dediğimiz gibi online çevrimiçi ortam üzerinden derse katılabilirler. Yine ders materyallerini hocalarımız çevrimiçi ortamda paylaşabilirler. Devam durumu yüz yüze veya canlı ders ortamında gene senatonun, üniversitemiz senatosunun verdiği karar doğrultusunda bir yoklama alınabilir ve bununla ilgili bir doküman düzenlenebilir. Çevrimiçi ya da yüz yüze olarak da değerlendirmeler yapılabilir. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi ben sizlere bir video paylaşacağım. Bir örnek yani bu canlı ders destekli yüz yüze modelini acaba nasıl uygulayabiliriz diye sizlere daha önce hazırlamış olduğumuz bir video var. Size ekranda onu paylaşmaya çalışacağım ama dilerseniz ekranda gördüğünüz kare kodu da okutarak bu videoyu izleyebilirsiniz kendi bilgisayarınızda ya da cihazınızda. Aşağıdaki sizinle paylaşmış olduğum link üzerinden de ulaşabilirsiniz. Müsaadenizle şimdi ben size videoyu paylaşacağım. Öncelikle sizlere canlı ders destekli yüz yüze modeli paylaşmak istiyorum. Eğer sesli bir problem olursa lütfen iletin. Toplantıya katıl diyorum. Bu modelde dersin öğretim üyesi sınıfta dersini anlatırken aynı zamanda derse gelemeyen diğer öğrencilere de online video üzerinden dersin canlı aktarma imkanı sunulmakta. Bunun için neye ihtiyacımız var? Hoca dersi anlatırken tahtayı çekecek bir kamera düzenine ve yine de bunun yanında hocamızın sesini iyi bir şekilde kaydedecek bir mikrofona ihtiyacımız bulunmakta. Mümkün olduğunca mikrofonun da hocaya yakın bir şekilde kullanılması gerekiyor. Derse başlamadan önce online dev üzerinde dersin öğretim üyesinin gerekli ayarlamaları yapması gerekiyor öncelikle. Bunun için ilgili dersimize geliyoruz. Canlı ders aracına giriyoruz. Ve toplantımıza giriş yapıyoruz. Toplantıya katıl diyorum. Mikrofon ayarlamaları yapmam gerekiyor öncelikle. Doğru mikrofon ayarını olduğunu emin olmak için hayır kısmına tıklayıp sesimi sisteme vereceğim uygun mikrofonu seçiyorum. Seçtim. Bu sizde farklı bir mikrofon olabilir. Bana uygun olanı seçtim ve evet diyerek devam ediyorum. Şimdi ses mikrofon ayarımı yaptım. Arkasından da sınıf ortamında bulunan kamerayı açmam gerekiyor. Burada web kamerası olarak onu paylaşacağım öğrencilerle. Bunun için de buradaki web kameramı seçtim ve görüyorsunuz ki burada
tahtayı gösteriyor. Bu tahtayı uygun gösterim ayarlarını yaptıktan sonra paylaşımı başlat dediğiniz zaman canlı ders ortamına da kamerayı bu şekilde iletmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi kamera görüntüsü de canlı ders ortamına geçti. Hatta rahatlıkla yaptıklarınızı kontrol edebilmeniz için de bunu tam ekran yaparsanız da sanal sınıf ortamında tahtanın nasıl gösterildiğini görüyorsunuz. Bundan sonrası artık senkron bir şekilde öğrencilerle hem sınıftaki öğrencilerinizle hem de canlı ders içerisindeki öğrencilerinizle dersinizi yürütmeye geliyor. Burada geliyorum tahtaya. Mesela bir formül yazacaksa bunu yazıyorum. Ara ara bakın bağlantınızda bir kopukluk olursa şayet zaten kamera görüntüsü gidecektir. Orada nasıl olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde yazarak dersimi anlatabiliyorum. Hatta belki zaman zaman yine buraya gelip belki online ortamda soru sormak isteyen öğrenciler olabilir. Onların da burada sohbet penceresinde yazdıklarını görebilirsiniz. Evet hocalarım, umarım rahat izleyebilmişsinizdir. Bağlantıda belki problem olmuş olabilir ama dediğim gibi ekrandaki karakod veya link üzerinden de aynı videoyu izleyebilirsiniz. Yine sizinle paylaştığımız rehber üzerinde de zaten bunlara erişebileceğiniz karakodlar tanımlı. Kısaca sizlere ders ortamında bu canlı ders destekli yüz yüze modelimizi nasıl uygulayabilirsiniz? Bunları göstermiş olduk. Peki acaba bu modelin avantajları, dezavantajları nelerdir? Kısaca bir de onlardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki de avantajları öncelikle bahsedersek, farklı nedenlerle yüz yüze ortamda bulunamayan öğrencilerimiz için derse katılma imkanı sağlamış oluyoruz bu modelde. Aynı anda senkron bir şekilde ders işlenirken sınıfta dersin öğretim üyesi ders ortamını da canlı online üzerinden yayına verdiği için bir ders içeriği hazırlama yükünden de ekstra kurtulmuş oluyor. Ve öğrenciler farklı mekanlarda öğrenme imkanına kavuşmuş oluyorlar. Ve yine ders anında yüz yüze katılma imkanı sağlandığı için, pardon, yüz yüze katılma imkanı olmayanların dışarıdan da katılma imkanı sağlandığı için de derste soru sorabilirler, derste daha aktif katılabilirler gibi bir ortam yaratılmış oluyor. Peki dezavantajları ne olabilir? Tabii nispeten bir yüz yüze sınıfta olduğunuzdan farklı olarak iletişim ve etkileşimde zorluklar yaşanabilir. Ve öğretim elemanının bu dersi paylaştığı ortamında buna uygun hale getirilmesi lazım. Yani bir sınıf ortamının, bir amfi ortamının bu şekilde ders işlenebilir hale getirilmesi gerekir. Eğer bu sağlanamazsa tabii bu bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki böyle bir modelle ders yürütmek istenirse şayet ne gibi ihtiyaçlarımız vardır? Bir kere işte bir projeksiyon cihazı, bir donanımsal olarak ihtiyacımızı karşılayacak bir bilgisayar, kamera ve mikrofon düzeni, işte mesela deminki videoda sizlerle paylaştım, bir kameramız vardı, sınıf ekranı tahtayı gösteriyordu. Yine aynı zamanda bir yaka mikrofonu vardı ama farklı, daha uzaktan da sesi alabilecek bir mikrofon düzeninin sınıf ortamında sağlanması lazım. Bu sağlanmadığı sürece tabii ki de rahat işlemeyebilir. Ses gitti diye bir dönüş var. Şu an geliyor mu sesim tekrardan? Özge, duyuyoruz. Tamam, okey. Ve yine telif hakkı ve kişisel verilerin koruma kanunu dikkate alınarak burada ders ortamının paylaşılması gerekiyor ve bununla ilgili izinlerin alınması gerekebilir. Ve yine eğer dışarıdan bağlanacak öğrenciler olacaksa da bunların gerekli altyapısının sağlanması gerekir. Bu gibi nedenler, bunlar da ihtiyaç olarak karşımıza çıkabilir. Canlı ders destekli yüz yüze modelini bu şekilde anlatabilirim. Özet olarak geçmek gerekirse canlı ders sınıfta işlenirken aynı zamanda da çevrimiçi ortamda canlı olarak derse gelemeyen öğrencilerin sistem dersi takip etmelerini sağlayan, senkron olarak yapılan bir model olarak düşünebilirsiniz. Diğer bir modelimiz ters yüz sınıf modeli. Ters yüz sınıf modelimiz ise
Aslında burada bu birazcık bu modelimiz az önce yine Şirin Hanım'ın bahsettiği gibi flipped classroom olarak tanımlanan derslerin bir kısmının teorik olarak yüz yüze yapıldığı bir kısmının da çevrimiçi ortamda yapıldığı ders olarak düşünebiliriz. Yani teorik kısımlarının, bir teorik içeriğin uygulama öncesinde öğrencilere sunulduğu kısmının çevrimiçi ortamda senkron veya asenkron olabilir. Bu gene tercih edilecek yapıya bağlı olarak değişir. Çevrimiçi yapıldığı ama özellikle uygulaması daha yoğun olan dersler için belki bu da bir avantaj olacaktır. İşte laboratuvar, atölye, işte sahne gibi ya da sınıf ortamında uygulamalı olarak yapılması gereken derslerin de yüz yüze ortamda gerçekleştirilmesi şekilde planlanan bir model bu da. Burada da ne oluyor? Öğrencilerin işte bilişsel, duyusal ve psikomotor olarak deneyimlenmesi ve anlamlı öğrenme performansının oluşturulması sağlanmış oluyor. Yani ne oluyor? Derslerin teorik kısımları çevrimiçi ortamda, uygulama kısmı ise yüz yüze birebir sınıf, atölye veya sahne ortamında, laboratuvar ortamında gerçekleşiyor. Yine böyle bir model olduğu zaman gene bir senato kararına göre bu senato kararları doğrultusunda şekillenecek bir durum olmakla beraber yüz yüze veya canlı ders ortamında buna yönelik dokümanlar hazırlanabilir ve bunlar da öğrencilerden uygulanabilir. Yine değerlendirme yöntemi olarak da çevrimiçi veyahut da yüz yüze gerçekleştirilebilir. Peki bu modeldeki avantajlarımız ve dezavantajlarımız neler olabilir? Biraz da bunlardan bahsedelim. Sınıf içi zamanın verimli kullanılması sağlanabilir. Teorik derslerin önceden aktarılımı sağlanabilir. Öğrenciyle eğitmen arasında, öğretmen arasında etkileşim ve iletişim arttırılır. Öğrencinin tabii teorik dersleri izlemesi ve arkasından uygulama derslerini izlemesi bunun öğrencinin daha aktif olarak rol alması, sorumluluğun artmasını sağlayabilir. Ve böylelikle bilgiye zaman ve yerden bağımsız bir şekilde erişme imkanı da sağlanmış olur. Dezavantajları neler olabilir acaba? Bu da online derse ait yani çevrim içi teorik olarak sunulan derslere ait görevlerin yapılmaması sonucunda yüz yüze derslerin uygulamasında verimsizlik oluşabilir. Bu bir dezavantaj olabilir eğer etkin şekilde öğrenci sorumluluğunu yerine getirmezse. Kendi kendine dersleri takip etme becerisi düşük olan öğrenciler varsa şayet de bu onlar için yani öz düzenleme becerileri düşük olan öğrenciler için uygun olmayan bir yapı olabilir. Tabii ekstra ders videoları hazırlamak belki öğretim elemanlarımız için zaman alıcı veya zorluklar da yaratabilir. Peki ihtiyaçlar nedir böyle bir modeli kullandığımızda? Gene öğrenciler için gerekli çünkü çevrimiçi olarak da derslere katılacağı için, çevrimiçi ortamda da derslere katılacakları için bu ister asenkron olsun ister senkron olsun yeterli internet altyapısına erişmeleri gerekiyor. Öğretim elemanları eğitsel videolar hazırlarken donanım ve yazılım ihtiyaçları var. Yine çevrimiçi etkinliklerin takip edilmesi gerekiyor. Bunlara katılımların işte gerekirse öğrenme analitikleri kullanılarak takip edilmesi gerekiyor. Ve yine kullanılan materyallerin ve öğrencilerle yapılan çevrimiçi ya da online sınıflarda telif hakkı ve KVK gibi konulara dikkat edilmesi gerekiyor. Ters yüz sınıf modelinde de. Kısaca özetlemek gerekirse neydi ters yüz modelimiz? Teorik derslerin çevrimiçi ortamlarda senkron veya asenkron gene bu belirlenmeler öncesinde yürütülmesi ama uygulamalı derslerin yüz yüze ortamda yürütülmesi şeklindeki modelimizi ters yüz sınıf modeli olarak tanımlayabiliriz. Yine mesela bir örnek olarak mesela artırılmış gerçeklikle ilgili videoları kullanabilirsiniz derslerinizde. Hani yüz yüze olmayan ortamda, çevrimiçi ortamda derslerinizi bu şekilde destekleyebilirsiniz. Gene ekrandaki kare kodu görerek bunu siz de uygulamayı ekranınızda görebilirsiniz ya da linki girerek de görebilirsiniz. Kısaca bundan da bahsedeyim. Hemen size de bu örnek videoyu göstereyim.
gene arttırılmış gerçeklikle ilgili örnek olabilecek bir uygulama. Günümüz teknolojileri özellikle eğitim alanında hızla ilerlemektedir. Siz de çevrimiçi ortamda derslerinizin daha etkileşimli ve öğrenciler tarafından daha anlaşılır olması için arttırılmış gerçeklik gibi güncel teknolojilerden faydalanabilirsiniz. Evet, tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Tabii bu bir örnek. Siz farklı materyaller de hazırlayabilirsiniz. Zaten eğitimimizin sonunda da Emre arkadaşımız size kısaca bahsedecek hangi araçlarla ders içeriklerini zenginleştirebilirsiniz. Bu bir örnek, belki uç bir örnek ama neden olmasın dersiniz içerisini zenginleştirebileceğiniz bir ortam sunmakta. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Tabii bu sırf bu modelde değil, diğer modellerin hepsinde aslında kullanabileceğiniz, ders materyali olarak kullanabileceğiniz bir örnek size. Devam etmem gerekirse, seste bir sıkıntı yok herhalde, tamam. Diğer bir modelimiz de eş zamansız çevrimiçi eğitim destekli yüz yüze modelimiz. Peki bu ne? Aslında burada yine derslerinizi yüz yüze ortamda gerçekleştiriyorsunuz öğrencilerinizle. İşte sınıf gerek laboratuvarda gerekse atölyelerde gene gerçekleştiriyorsunuz. Fakat bunun yanında derslerinizde öğrencilerin faydalanabilmesi için işte gerek sunumlarınız olsun, gerek işte makaleleriniz olsun, proje ödevleriniz olsun. Bunları online de üzerinden yani çevrimiçi öğrenme ortamı üzerinden gerçekleştirdiğiniz model olarak tanımlayabiliriz. Zaten bu yüz yüze dersinizi aslında destekleyici bir model. Bu her zaman kullanabileceğiniz, derslerinizi normal sınıf ortamında yürütseniz dahi ders materyallerinizi paylaşmak ve ödev işte ya da küçük sınavlar yapmak veya öğrenciyle iletişiminizi daha rahat sağlayabileceğiniz bir ortam olarak her zaman kullanabileceğiniz bir yapı. Pandemi öncesinde bile bu şekilde derslerini yürüten hocalarımız vardı. Uzaktan eğitim haricinde yüz yüze derslerinde de bu hocalarımız kullanıyorlardı ve hani faydalı olarak da işe yaradığını da sık sık dile getiriyorlardı zaten. Peki bu modelimizde devam durumu nasıl? Gene tabii her zaman hatırlatıyorum. Senato kararlarına da bağlar ama normalde bu yüz yüze işlenecek bir modele bize işaret ettiği için yüz yüze derslerde sınıf ortamında yoklamalar alınmalıdır. Ve online de üzerinde eğer kaynaklarınızı paylaşıyorsanız, öğrencilerin oradaki içeriklerinizi takip etmesini istiyorsanız da yine dersinizin içerisinde yer alan önlenme anetiği kapsamında kullanabileceğiniz, mesela aşina olduğunuz kelime olarak ders istatistikleri aracımız var biliyorsunuz. Bunu kullanarak veya işte sınav hareketleri menülerini kullanarak da öğrencilerin online de üzerindeki katılımlarını, içerikleri takiplerini, işte orada yaptığınız quizlere, işte küçük sınavlara, ödevlere katılımlarını takip edebilirsiniz. Ama tabii yüz yüze dersler işlendiğini düşündüğünüzde zaten ders içerisinde yoklamanızı da alıyorsunuz. Değerlendirme yöntemi olarak da tabii yüz yüze sınıf ortamında sınavlarınızı gerçekleştirirken proje, ödev gibi ya da küçük sınavlarınızı çevrimiçi öğrenme ortamımız olan online D üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu modelimiz böyle bir model. Tekrar etmek gerekirse yüz yüze ortamda zaten derslerinizi işliyorsunuz ama ekstra materyalleriniz varsa veyahut da proje ödevler vereceksiniz ya da belki ders dışında öğrencilerle küçük görüşmeler yapmak istiyorsunuz. O zaman kullanabileceğiniz online de üzerinden de destekleyebileceğiniz, güncel olarak oradan da öğrencilerin takip edebileceği bir ortamı kullanmış oluyorsunuz. Peki gene avantaj dezavantajlarımızı bahsetmemiz gerekirse herkes ders materyallerine yer ve zamandan bağımsız bir şekilde erişiyor ve asenkron olarak ders kaynak ve materyallerine erişebiliyor. Yani illa çevrimiçi ortamda katılmasına canlı olarak senkron bir şekilde ders materyallerine sadece ulaşma gibi bir sınırlama olmamış oluyor. Yine dezavantaj olarak da öğretim elemanlarının dijital materyallerini çevirici yayınlamak için zaman ayırması gerekiyor. Ama eminim birçok hocamız da bu süreçte bu
materyalleri hazırlama konusunda daha rahat hareket edebilmeye başlamışlardır. Peki bu böyle bir model yürütüldüğü zaman ihtiyaçlarımız neler olabilir? Dijital öğrenme materyallerinin hazırlanması için gerekli yazılımlar, işte ekran kaydetme, video oluşturma işte gibi buna destek verecek çeşitli yazılımlar var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Yine tabii ki de hazırlanan materyallerle ilgili telif hakkı ve KVKK'ya dikkat edilmesi gerekir. Yine öğrenciler için gerekli internet altyapısını sağlamız. Aslında burada bahsettiğimiz bütün modeller için, öğrenciler için gerekli bir internet altyapısının da sunulması gerekiyor. Bu her zaman aklımızın bir köşesinde olması gereken bir madde zaten. Örnek ders anlatım videolarını gene sizlerle burada paylaştım. Gene sizlere bunları kısaca göstereceğim. Kısa kısa videolar zaten. Ve bunları buradan kısa kısa bahsetmek istiyorum. Yüz yüze yapılan ders kaydının alınması. Mesela ilk birinci bahsettiğimiz modelde neydi? Dersler canlı olarak online ortamda öğrencilerle senkron bir şekilde yapılıyordu. Ama belki bunu yapmak istemeyebilirsiniz. Canlı olsun istemeyebilirsiniz. Ben ders ortamımı yine kaydedeyim. Bu kaydımı daha sonra online duyuyla paylaşayım, yükleyeyim. Öğrencilerin burada istedikleri zaman ders materyallerini, ders videolarını izleyebilsinler. Bu şekilde bir yapıda yapabilirsiniz tabii ki de. Bunun için de hemen size hem bunu anlatacağım hem de farklı bir örnek olan bir ders ortamının 360 derece bir kaydını çekmekle ilgili kısaca bilgi vereceğim. Hemen sizlere paylaşıyorum. Öncelikle bir saniye ekran paylaşmayı doğru sesle yapmam lazım. Öncelikle yüz yüze yapılan bir dersinizin kaydınızı nasıl alabilirsiniz? Kısaca onun videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu modelimizde dersin öğretim üyesi sınıf ortamında dersini anlatırken bu anlatımını isterse bir kayıt altına alınabilir ve online üzerinden de öğrencilerle bu kayıtını paylaşabilir. Bunun için ne yapması gerekir? Bilgisayarında mesela bir ekran kaydetme programıyla gene web kamerası ve mikrofon düzenini kurduğunda kamerasını kaydedecek şekilde ve sesini doğru alacak şekilde bir düzen kurar ve bu ayarlamalarını yaptıktan sonra da kayıt tuşuna bastığı andan itibaren kamera görüntüsü üzerinden tahtada anlattıkları kaydedilmeye başlanır. Mesela gelelim buraya. Ben burada dersi anlatırken aynı zamanda sınıf ortamındaki kamerada beni kaydediyor ve yine sınıf ortamında bulunan diğer öğrencilere dersimi anlatıyorum. Bu anlatım işlemimiz bittikten sonra yine bilgisayarınıza gelip ya da kullandığınız cihaza gelip kaydetme işlemini bitirdiğiniz zaman da elinizde ders ortamının kaydını bulundurmuş oluyorsunuz. Bir de bu ders ortamını kaydetmekle, yani bu ders ortamını da kaydedebilirsiniz. Bunun dışında tabii ders ortamı dışındaki bir kayıt da yapmak isteyebilirsiniz. Bunu da dersinize paylaşabilirsiniz çeşitli kayıt cihazları kullanarak. Veyahut da mesela bir laboratuvar ortamındasınız. Bunu kaydetmek istiyorsunuz. Mesela bu amaçla size 360 derece çekim yapan kameralar aslında bu ihtiyacınızı görebilir. Şimdi size kısaca ondan bahsedeceğim. O videoyu göstereceğim daha doğrusu. Bu modelde sınıf ortamında öğretim elemanı dersini anlatırken aynı zamanda bu sınıf ortamını olduğu gibi online platformda göstermek isterse nasıl yapabilecek bunu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle bütün sınıf ortamını kaydedebilmesi için 360 derece çekim yapabilen bir kameraya ihtiyaç bulunmakta. Gördüğünüz gibi burada bir 360 dereceyle çekim yapabilen bir kameramız var. Ders anlatımına başlamadan önce öğretim elemanı tuşa basarak kayıt işlemini öncelikle başlatıyor. Dersini anlatmaya başlıyor. Gerekirse dersteki öğrencilerle iletişim halinde oluyor. Ve istediği ders boyutunda bir kayıt elde etmiş oluyor. Daha sonra bu kayıt işlemi bittikten sonra
YouTube üzerine bu videosunu yüklediğimde ve linkini de online bio üzerindeki dersinin kaynaklar kısmına eklediğin zaman öğrenciler de daha sonra sınıf ortamını birebir video üzerinden izleyerek ders kayıtlarına ulaşmış oluyor. Evet değerli hocalarım, size örnek olarak bunu da göstermiş olduk. Şöyle tekrardan sunumumuzda kaldığımız yer. Devam edelim. Tabii burada gösterdiğimiz örnek, bunlar bir örnek. İlla siz 360 dereceli kayıt yapacaksınız diye tabii ki de bir şey yok. Bu hani alternatif kafanızda bir yerde kalsın. Hani günün birinde belki sizin de ihtiyacınız olan bir durum olur. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Biz size alternatif örnekler sunmaya çalıştık. İster birebir yüz yüze dersinizin kaydını yaparsınız. İster böyle bu şekilde laboratuvar ortamı veya dış mekanlarda çekim yapabilirsiniz. Bu bir aslında öğrencilere paylaşmak istediğiniz materyallere bağlı olarak hazırlayabileceğiniz bir dokümandır diyebiliriz. Diğer bir modelimiz ise canlı ders tabanlı çevrimiçi öğretim, çevrimiçi eğitim modeli. Aslında bu modelimiz pandemi döneminde bizlerin derslerimizi yürüttüğümüz model. Yani tamamen herkesin online dev üzerinden dersleri takip ettiği model. Gene bu biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde çevrimiçi ders saatinin ne kadar olması gerektiği üniversitemiz sınıfı tarafından karar verilmişti. Gene onu böyle bir karar ışığında yapılabilir bu ortamda derslerimiz. Ders programında belirtilen gün ve saatte sanal sınıf uygulamamız üzerinden dersler senkron bir şekilde yürütülür bu modelde. Öğretim elemanı dersle ilişkin ekstra kaynak ve materyallerini gene online üzerinden öğrencilerimizle paylaşabilir. Ve dersin yapısı ve işleyişi hakkında da öğrencilere mutlaka bir ders izlencesi ya da bilgi paketi dediğimiz kısımda öğrencilerle paylaşılması gerekir. Öğrencilerin bunun hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Yani gördüğünüz gibi bu zaten pandemi döneminde de kullandığımız yapı. Eğer böyle bir yapıda dersinizi yürütmek isterseniz de bu maddelere dikkat etmeniz gerekiyor. Gene devam durumu, gene üniversite senatosunun kararı doğrultusunda devam durumu takip edilir. İstenirse öğrencilerin devam durumu online dev üzerindeki öğrenme analitiği araçları olan ders araçları gibi ya da sınav hareketlerini, işte sınavlar içerisindeki hareketleri veyahut da canlı ders içerisindeki katılımları raporlayabildiğiniz araçlarla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ve değerlendirme yöntemleri gene senatonun aldığı karar doğrultusunda uygulanacaktır. Eğer bu şekilde tamamen canlı ders tabanlı çevrimiçi eğitim modelini derslerinizde yürütmek isterseniz, örnek olarak da hatırlatma amacıyla pandemi dönemindeki eğitim modelimiz aslında bu şekildedir diyebiliriz. Peki, avantajları neler olabilir bunların? Zaten biliyoruz farklı mekanlarda ders içeriğine erişme imkanı ve öğretim elemanı ile öğrenci arasında da sanal görüşme saatlerinin belirlenmesi ders yönelik iletişim sürecini kolaylaştıracaktır. Canlı derslerde de katılımın olması olursa şayet daha aktif bir şekilde dersler yürütülecektir. Ama katılım olmazsa etkileşim de zorlaşacaktır. Ve içsel motivasyonu düşük olan öğrencilerin de burada öğrenme süreci zora girebilir tabii ki de. Ki nitekim pandemi döneminde derse katılımın az olduğunu da biliyorsunuz şahit olmuştuk. Peki böyle bir ortamda ne gibi ihtiyaçlarımız var? Tabii ki de ders materyallerinin hazırlanması için yine işte ekran kaydetme veya video hazırlama programları kullanılmasıyla gerekiyor. Tabii bir öğrenme yönetim sistemi üzerinden dersinizi yürütmeniz gerekiyor mutlaka. Öğrenciler için gerekli internet altyapısının sunulması ve burada paylaşacağınız materyaller ve gerekse canlı ders ortamında paylaşacağınız materyallerin telif hakkı ve kişisel verilerin korunma kanunu dikkat edilerek yapılandırılması gerekiyor değerli hocalarım. Bu dördüncü modelimizde tekrardan özet geçersek aslında şu 1,5 senelik dönemde yaptığımız ders modelimiz yani online dev üzerinden senkron olarak derslerin işlenmesi modelini aslında bu dördüncü model olarak düşünebiliriz. Tamamen yüz yüze eğitime inşallah geçsek bile belki dersiniz uzaktan eğitimle yürüteceğiniz zaman aslında yapacağınız yapı bu şekilde diyebiliriz.
Son modelimiz ise çevrimiçi tekrarlanan yüz yüze modeli. Bu modelimiz ise tüm öğrenciler gene yüz yüze sınıf ve lab ortamında derslerini gerçekleştirmektedirler. Ama bunun dışında işte çeşitli nedenlerle derse gelemeyenler için de daha sonra dersin öğretim elemanı tarafından dersin gene belirtilen saatlerde çevrimiçi ortamda öğrencilerle yapılması ve burada tabii ki de gene bir zamanın belirlenmesi, sanal ders zamanının belirlenmesi gerekiyor, canlı olarak yürütülmesi gerekiyor ve canlı bu şekilde olduğu zaman da ekstra bir canlı ders yaptığı zaman hocamızın hani herhangi bir ek ödeme olmaksızın bu teknolojiyi kullanarak dersini zenginleştirmesi olarak düşünebiliriz. Ve yine yüz yüze derslerle çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerin de aslında uzaktan senkron olarak derslere katılma şansı oluyor. Ama ders yüz yüze ders saatinde değil, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenen başka bir ders saatinde yapıyor. Ekstra dersin öğretim elemanı bir ders yapması gerekiyor. Yine burada devam durumu ve değerlendirme yöntemi gene senato kararlılığına göre belirlenebilir ama belirlenecektir. Devam durumu yüz yüze yapılan derslerde alınır, yoklamalar yapılır. Canlı ders eğer online'a katılan öğrencilerimiz olursa da devam durumları da gene öğrenme analitiği araçlarımız kullanarak öğrencilerin devam durumları takip edilebilir. Yine değerlendirme yöntemleri yüz yüze sınıf laboratuvarında gerçekleştirilir. Çünkü zaten bu modelde ders yüz yüze yapılmakta, sadece derse gelemeyen öğrenciler varsa ekstra olarak da dersin öğretim üyesi bu dersle ilgili bir canlı ders ortamı yaratıp yani bir daha öğrencilerle senkron bir şekilde dersini işleme imkanı sağlıyor. Peki bu modelin avantajları nelerdir? Yüz yüze derse katılamayan öğrenciler uzaktan canlı derse katılabiliyorlar ve ders materyallerine erişim böylelikle kolaylaşmış oluyor. Tabii dezavantajları ne? Öğretim elemanı bir ister istemez bir ekstra iş yükü geliyor ve uzaktan katılan öğrencilerin de tabii oradaki amaç ne? Öğrencinin katılması ve herkes için hem öğretim elemanı hem öğrenciler için uygun bir saat belirlenmesi gerekiyor. Belki bunu belirleme süreci zor olabilir. Yine öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu bölümlerde de uygulanmasında belki zorluklar yaşanabilir. Peki ihtiyaçlar ne böyle bir model seçildiği zaman da? Gene bir öğrenme yönetim sistemi kullanıyoruz. Bizim online de bu mesela bu amaçla hizmet ediyor. Bunun üzerinden çünkü bir öğrenme analitiği kullanmak istiyorsunuz. Derslere takipleri nasıl olduğunu kontrol etmek istiyorsunuz. Gene öğrenme yönetim sistemini kullanacaksınızdır. Canlı dersleri gerçekleştirmek için bizde bir Blue Button ama bir canlı ders sanal sınıf uygulaması kullanılması gerekir. Gene öğrencilerin her zaman gibi gerekli internet altyapısına ulaşması gerekir. Telif hakkı ve KVKK'ya da mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Tüm modellerimizde olduğumuz gibi. Çevrimiçi tekrarlanan yüz yüze modelini de şöyle kısaca özet geçmem gerekirse, dersleriniz yüz yüze ortamda zaten yapıyorsunuz. Fakat derse gelemeyen öğrenciler için de belirlenen ders saatlerinde gene sanal sınıf ortamında canlı senkron olarak dersinizi yapıyorsunuz. Bu şekilde özetleyebiliriz. 5 tane öğrenme modelimiz var dedik. Çok da zamanınızı almadan, umarım çok da hızlı anlatmadan bunun yanında size öğrenme modellerinden bahsetmeye çalıştım. Ekranda gördüğünüz kare kodunu gene tıkladığınız mobil cihazınıza, telefonunuzla okuttuğunuz takdirde bu bahsettiğimiz öğrenme modellerini içeren rehberimize ulaşabilirsiniz. Ve benim anlatacaklarım bu kadar. Sonrasında sizlerden sorularımızı alacağız zaten. Ve bu genel olarak eğitimimiz hakkında da görüşleriniz bizim için her zaman önemli. Bir sonraki eğitimimizde her zaman bunları dikkate etmeye çalışıyoruz. Bu link ekranda gördüğünüz link üzerinden de zaten sohbet odasından da bunu paylaşırız sizinle. Link üzerinden de anketimize katılırsanız sizlerin görüşlerinizi öğrenmiş oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler Özge. Şimdi tabii bu teknolojinin entegrasyonu çok farklı bir süreç. Aynı zamanda teknolojik okuryazarlık da gerektiriyor. Ya da bu teknolojileri kullanırken neleri bilmek lazım? Hangi yazılımlar bize gerekli? Şimdi Emre Karagöz de bize bunları paylaşacak. Merhaba. Evet,
Teşekkür ederim Bahar Hocam. Teşekkür ederim. Değerli hocalarım merhaba. Öncelikle yayınımıza geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocalarım, diğer hocalarımın bahsettiği gibi ben size geliştirdiğimiz kılavuzda hem online derslerinizde, bunlar senkron ya da asenkron olabilir, ya da normal canlı derslerinizde, yani yüz yüze derslerinizde kullanabileceğiniz bazı araçlar hakkında kısaca bilgiler vereceğim sizi çok fazla sıkmadan. Şimdi geliştirdiğimiz, şöyle bir ekranımı paylaşayım hemen sizlerle. Şu anda ekranım görünüyor zannediyorum. Evet, geliştirmiş olduğumuz kılavuzda son sayfamızda bir takım farklı amaçlar için kullanabileceğiniz yazılımlar bulunmakta. Bunların bazıları online tabanlı, yani web üzerinden yürütülebilirken bazılarını bilgisayarınıza indirmeniz ve bu sayede bunları kullanabilmeniz mümkün. Şimdi örneğin metin tabanlı işlemler, yani tartışma forumları gibi işlemler için Proboards denilen bir yazılım var. Bu online ortamda kullanabileceğiniz bir yazılım. Hemen şöyle size ekran görüntüsünde gösterirsem, hemenden kolaylıkla bir forum ismi oluşturuyorsunuz ve hızlı şekilde gerekli adımları gerçekleştirdikten sonra da diğer katılımcıları çağırarak burada bir forum platformunda bir takım işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine not alma ve doküman oluşturmak için Evernote denilen bir program var. Zaten çoğu akademisyen hocalarım bu programı sıklıkla kullanmıştır. Yine resim tabanlı işlemler için bildiğiniz gibi resim yayınlamak ya da öğrencilerle bir takım farklı bilgiler paylaşmak isterseniz Instagram'ı kullanabilirsiniz. Yine Adobe Spark, FlopDraw ya da bizim BigBlueButton programında kullandığımız çevrim içi beyaz tahta gibi uygulamaları, yine daha gelişmiş özelliklerini Whiteboard Fox denilen programda da kullanabilirsiniz. Bunu da şu şekilde göstermek isterim size. Bu linke girdiğiniz zaman canlı yayında yani BigBlueButton ortamında ekran paylaşmak kaydıyla da bunun gibi araçları kullanabilirsiniz derslerinizde. Bununla beraber diyagramlar oluşturabilirsiniz. Draw.io denilen ya da kavram haritası gibi mind map ya da puppet gibi yazılımları tercih edebilirsiniz. Bunlarla ilgili örnekte, örneğin bir diyagram oluşturmak için bu araçları gördüğünüz gibi kolaylıkla kullanmanız ve öğrencilere bir takım bilgileri bu şekilde aktarmanız mümkün olacaktır. Yine haritalama ve kelime bulutları, özellikle bu iki kısım belki derslerinizde oldukça fayda sağlayacaktır. Örneğin bir harita işlemi yapmak için burada bulunan bu linkten ve öğrencilerle paylaşmak için bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Kullanımı oldukça kolay, kısa üzerinden geçiyorum çok fazla zamanınızı almamak için. Yine AdWordle denilen kısımda kavram haritalama. Bu da son derece kolay kullanımı olan, örneğin bir tane örnek hemen hızlıca yapalım. Create now diyorsunuz ve istediğiniz dokümanı buraya yapıştırdığınız zaman, ki örneğin şöyle bir şey yapalım. Hemen bir lorem ipsum yazıyorum buraya. Şöyle bir metini alalım şuradan. Buradan copy paste diyerek şöyle AdWordle'a getiriyorum. Ve tıkladığım zaman hemen size bir kavram haritalamasını bu şekilde yapmakta kolaylıkla. İşitsel ve web video tabanlı olan işlemlerinizi yapmak için de size SoundCloud ya da 123 Apps denilen çok güzel bir program var. Bunu göstermek istiyorum size çünkü oldukça kullanışlı bir program. Zannediyorum şuradaydı. Bu program sayesinde videolarınız, ses dosyalarınız ya da PDF dokümanlarınız üzerinde çeşitli işlemler yapabiliyorsunuz. Bunlar editleme ya da farklı işlemleri yapabileceğiniz, kesme gibi ya da birleştirme gibi farklı işlemleri yapabileceğiniz son derece kullanışlı bir platform. Aynı zamanda bunun güzel bir özelliği de bir dönüştürme kısmının olması. Yani örneğin bir PNG resim dosyanız var. Bu resim dosyasını farklı bir formata dönüştürmek istiyorsunuz. Ya da bir video programınız var MP4 formatında. Bunu MOV formatına ya da farklı bir formata dönüştürmek isterseniz de yine burayı kullanabilirsiniz değerli hocalarım. Tabii ki burada proje planlama
ya da herhangi bir iş bölümü içerisinde yapmış olduğunuz işlemleri takip etmek için Trello denilen programı, açık kaynak olan Trello yazılımını web tabanlı olarak kullanabilirsiniz. Bu da son derece kullanışlı bir yazılım olduğunu söyleyebilirim. Çevrim içi kitap oluşturmada Publitory, Karikatür, Witty Comics gibi programlar var. Bunlar da oldukça kullanışlı. Animasyon oluşturmak için Blender, Unity ve Unreal gibi programlar var. Bunlar biraz daha profesyonel programlar. Bunları bilgisayarınıza indiriyorsunuz ve bilgisayar üzerinde bir takım işlemleri yaptıktan sonra nihai sonuca ulaştırıyorsunuz ve daha sonra dilerseniz bunları web ortamlarında da paylaşabiliyorsunuz değerli hocalarım. Web sitesi oluşturmak için zaten bildiğiniz gibi Joomla, WordPress ya da Google Sites gibi programları tercih edebilirsiniz. Yine bilgi paylaşımı ve organizasyon araçları kısmında Google Drive, Flipboard, Feedly gibi programları tercih edebilirsiniz. Veri analizi araçlarımız var. Bunlardan özellikle anket oluşturma konusunda Google Forms araçları zaten biliyorsunuzdur. Son derece kullanışlı, hızlı şekilde bir form oluşturabilir, bunu öğrencilerinizle paylaşabilir ve sonuçları kolaylıkla elde edebilirsiniz. Zaman çizelgesi araçları için burada bir takım isimler belirledik sizler için. Özellikle 3 boyutlu modelleme araçlarını gösterecekseniz Tinkercad ve SketchUp gibi programlar zaten oldukça popüler ve kullanışlı. Değerlendirme araçlarına bakarsanız yine Quizzes ve tabii ki Kahoot'u kullanabilirsiniz. Ve eş zamanlı çevrim içi bazı konferanslarınızda hızlı şekilde kullanmak için de Google Hangout'u kullanabilirsiniz. Şimdi hocalarım, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik bildiğiniz gibi son dönemlerde oldukça popüler konular. Açık kaynak olarak da internette arattığınız zaman birçok artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamasına ulaşabilirsiniz. Biz buradaki çalışmalarımızda Unity platformunda Vuforia kütüphanesini kullanıyoruz. Bu oldukça güzel bir kütüphane. Şurada hemen size öncelikle Unity platformunu göstereyim. Bu Unity platformu geliştiriciler için ücretsiz olarak sağlanan ve içerisinde son derece değerli çalışmalar üretebileceğiniz bir platform. Bu platformu bilgisayarınıza kurduğunuz zaman çeşitli içerikleri hem kendi içeriğinde hem kendi kütüphanesinde hem de farklı kütüphanelerden buraya aktararak oluşturmanız mümkün. Sanal gerçeklik için de yine Unity platformunu kullanabilirsiniz. Bununla beraber OpenSpace 3D, Google's R-Core HoloKit gibi araçları da kullanabilirsiniz. Şimdi biz burada Deusam olarak Camtasia, Final Cut, iMovie, iSpring, Flip HTML5 gibi programları, ticari programları da kullanıyoruz. Biraz önce bahsettiğim programlar ve bu aşağıdaki ticari yazılımlarla ilgili de bir eğitim serisi düzenlemeyi düşünüyoruz. Tabii ki bunu organize ettiğimiz zaman da sizlerle, hocalarımızla paylaşacağız. Çok fazla zamanınızı almak da istemiyorum. Bu sebepten eğer eğitimin geneliyle ilgili şimdi sorularınız varsa sizlerden sorularınızı bekliyoruz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Şimdi sorularınızı alabiliriz hocalarım. Eğitimimiz bu kadardı. Eğer sorularınız var ise ben bir... Merhaba hocam. İsmim Özgür Saraç. Maliye bölümündeyim. Merhabalar hocam. Yoklama konusunu netleştirmek adına soruyorum. İstersek zorunlu yoklama getirebiliyor muyuz? İlk sorum bu. İkinci sorum, bu ekipmanları fakülteler bize sağlayacak mı? Hocalarımız mutlaka bu konuyu soracaklardır. Yoksa kişisel bir takım edinimler mi gerekecek? Ve üçüncüsü, bu daha önce de gündeme geldi. Sınavları çevrim dışı, yani çevrim içi yapabilir miyiz? Yani derslerimizi yüz yüze anlattığımız üçüncü modelde sınavı online olarak yapma şansımız var mı? Ve sonuncusu, resmi tatillere denk gelen dersler telafi edilecek mi? Bizim dekanlığımızın vermiş olduğu kararla biz bu şekilde bir uygulama yaptık. Ama yine de sormak istedim.
Evet, teşekkür ediyorum hocam. Önce ben katılımlarınızdan, bir de teşekkür sorularınızdan dolayı. Çünkü sorular ortak aslında. Biz de bu çalışmayı hazırlarken, dediğim gibi Haziran, Mayıs'ın sonu, hatta herkes sınavlarını yaparken, biz bir yandan da acaba güz döneminde neyle karşılaşacağız diye düşünmeye başladık. Sizin sahip olduğunuz endişelere ben de bir öğretim üyesiyim. Aynı zamanda derslerime giriyorum. Ben de sahibim. Bazı kararsızlıklar, hangi karar vereceğiz, neyi seçmeliyiz ya da hangisi uygun diye. Öncelikle rehberin amacıyla ilgili bahsetmek istiyorum. Bu hazırladığımız rehber, arkadaşlarımızın yaptığı sunular tamamen olası durumları içerecek durumlarda öğretim üyelerimiz ne yapabilir? Biz onların öngörülerini nasıl açabiliriz? Eğer kullanmak isterlerse ama kullanacakları zaman neyle karşılaşacaklar ya da bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlarsa, bununla ilgili fikir oluşturabilmek amacıyla aslında biz bu çalışmayı tasarladık. Ama bu çalışmanın detaylarına girdikçe, mesela sizin sorduğunuz gibi işte ekipmanlar. Ekipmanlar, dediğim gibi, biz öğretim üyelerimize hiçbir zaman derslerinizde bakın şu model iyidir ya da bu model diğerinden daha faydalıdır diyemeyiz. Dediğimiz gibi 5 tane farklı senaryomuz var elimizde. Öğretim üyesi diyebilir ki ben bir 6. senaryo ürettim. Benim fakültemde, benim öğrenci kitlemde, öğrenci özelliklerimde bu model daha uygun olabilir dediği zaman biz onu da memnuniyetle karşılarız. Hatta biz rehberimizi sizlere sunmadan önce dekanlıklarımıza da basılı halde göndererek onların da görüşlerini almaya çalıştık. Farklı fakültelerde farklı modellerle ilgili görüşler geldi. Oralara biraz daha farklı yönlenmeler oldu açıkçası. Şimdi o yüzden dediğim gibi bu bir zorunlu değil. Yani bu model, 5 modelden bir tanesini seçmek zorunda değiliz. Biz bir öğretim üyesi olarak pandemi dönemini zor geçirdik. Öğrencilerimizde öğrenme kayıplarının olduğunu farkındayız. Elimizden geldiğince en iyi şekilde eğitim vermekte de sorumluyuz. Yüksek öğretimden diploma alacaklar, mesleklerini kazanacaklar. Bu yolda eğer bireysel olarak, dediğim gibi online DEO koordinatörü olarak, sizler de bölümlerinize hani bu şekilde bilgi verebilirseniz sevinirim. Bu çalışmanın amacı sadece bir öngörü oluşturabilmek. Neler yapabiliriz? Olası durumlarda bakın bunları da yapabiliriz diyebilmek yeterli olur diye düşünüyorum. Yani illaki hani bir organize olup bütün teçhizatı almak değil. Bir de bununla ilgili şöyle bir örnek vermek isterim. Bizim uzaktan eğitim alanında, eğitim teknolojileri alanında bir tartışma vardır. Büyük bir tartışma. Doktor öğrencileri de bu tartışmada ne taraf olduklarını sorarız hep. Clark der ki hep, eğer biz dersteki içeriği bir kamyona benzetirsek, kamyon içerikleri bakkala taşır. Yiyecek içeceği, meyve sebzeyi taşır bakkala. Ama asıl bizim insanın beslenmesindeki fark kamyondan mı kaynaklıdır diye sorar. Bunu teknolojiye benzetir. Yani teknoloji sınıfa girdiği zaman aslında içeriği taşıyan bir araçtır der. Bu aracın etkiliği öğretmene, öğrenciye ve ortama bağlıdır. O yüzden biz, hani ben de sunumumun başında özneye öğrenciyi koydum. Öğrencinin etkileşime girmesi, ders materyalleriyle ve öğretim yöntemiyle zenginleştirilmiş bir ortam olması gerektiğini vurguladık. Kozma da der ki hayır, teknolojinin de bazı özellikleri vardır ve bilgiyi bu teknolojiyle biraz daha farklı sunarsınız ve daha kalıcı öğrenme ortamları oluşturabilirsiniz der. Bu bağlamda bu tartışmalar çok uzun yıllardır devam ediyor. Dediğim gibi bu çalışma tamamen bir senaryo. Yani nelerle karşılaşırsak neler yapabiliriz? İmkanlarımız dahilinde bizler öğretim üyesi olarak sınıflarımızı nasıl zenginleştirebiliriz? Böyle kabul ederseniz çok sevinirim. Sınavlar online olabilir mi? Ya da sınavlar nasıl olmalı? Ders katılımları nasıl alınacak? Bu modelleri böyle çok katı düşünmemenizi rica ediyorum. Bunlar tamamen bölümlerinizin, fakültelerinizin ya da bizim daha üst karar mercimiz olan senatomuzun vereceği kararlar doğrultusunda olması gerekiyor. Hocam, atladığım bir soru var mıydı Özgür Hocam? Yok hocam, bir de bu resmi tatillerle ilgili telafi yapılıyor, yapılmalı. Bu konuda bazı hocaların sistemleri de oldu. Evet. Nasıl olacak, yani buradaki kuralları nasıl belirleyeceğiz? Çünkü günleri farklı olan derslere denk gelirse örgün ve ikinci öğretim, evet, şey bozuluyor, dersin ritmi bozuluyor. Bir hafta anlattığınızı diğerine aynı günde olmadığı için anlatamayabiliyorsunuz gibi sıkıntılar da var. O yüzden onu da dillendirmek istedim. Teşekkür ederim ayrıca hocam. Ben teşekkür ediyorum. Telafiler de benzer şekilde aslında sınav süreçleri. Yani
İç olarak vereceğiniz kararlarda aslında bizler fakültelerimize sorumluyuz. Ben eğitim fakültesi öğretim üyesiyim. Benim eğitim fakültem nasıl bir karar almışsa ben onu uygulamakla aslında sorumluyum. Ya da daha üst merci dediğim gibi rektörlüğüm. Terafilerle de ilgili benzer bir süreç geçerli aslında. Ben sadece bir araştırma ve uygulama merkeziyim. Dediğim gibi sadece önerilerde bulunabiliyoruz. Bizler arandığımız zaman hani nasıl yapılabilir diye. Burada hazırladığımız rehberde tamamen bilimsel. Uzaktan eğitim literatürüne uygun olarak kavramların hazırlandığı, seçildiği ve neler yapılabileceği ile ilgili yurt dışı ve yurt içi alan yazının taranmasıyla oluşturulmuş bir rehber olduğunu söylemeliyim. Hocalarım, sorularınız varsa. El kaldıranlar var. Çağlar Bozkurt hocamız var. Murat Ata. Çağlar hocam, buyurun lütfen. Sesinizi alamıyorum. Sadece ben mi duyamıyorum acaba? Evet, sesiniz gelmiyor maalesef. Siz yazarken sizin sorunuzu yazılı alalım. Murat Ata hocamın sorusunu alalım hemen. Bahar hocam merhaba. Sesimi duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Hocam teşekkür ederiz sunum için. Ben Yabancılar Yüksekokulu'ndan bu soruyu soruyorum aslında. Bizim bildiğiniz gibi iç dinamiklerimizin fakültelerle karşılaştırıldığında biraz daha farklı olduğunu az çok hepimiz biliyoruz. Şimdi birinci sorum benim şu, bu öğrenme ve öğretme modellerinden rektörlüğümüz bize herhangi birini seçme imkanı sunacak mı? Ki baktığım kadarıyla bize çok da uyanını görmedim bir iki tanesi dışında. Tabii bu benim şahsi görüşüm. İkincisi, geçen yıl bizim yaşadığımız en büyük sorun devamsızlık sorunuydu. Onunla ilgili bir soru soruldu ama sanırım atladınız galiba. Bir sorun da şu olacak. Yok, şimdilik yeterli. Bu iki sorunun cevabını istiyorum. Evet, tamam. Murat Hocam, biraz önce de söylediğim gibi bu modeller illa birisini seçmeniz gerektiren, zorunlu tutulan değil. Bu bir akademik çalışma olarak kabul etmenizi rica ediyorum. Yani olası bir senaryo durumunda nelerle karşılaşabilirsiniz ve öğretim üyeleriniz birisini illaki seçmek istemek zorunda değil. Ama eğer isterse derslerini daha etkili ve verimli nasıl gerçekleştirebilir? Aslında bunu tartışmaya çalıştığımız bir rehber bu. Bir yol haritasını hepimizde var. Elimizde GPS'imiz var, haritamız var. Ama bazen GPS'in gösterdiği yoldan da gitmeyebiliyoruz. Eğer biz o yoldan çok gitmişsek ne yapıyoruz? Bir farklı yoldan da giriş yapmaya çalışabiliyoruz. Buradaki önemli olan eğitimin kalitesini yükseltmek. Bu bağlamda da dediğim gibi farklı bir model de siz yüksekokulda geliştirebilirsiniz. Bu sadece biz dediğim gibi ufuk açmak amacıyla ya da bunda yapılabiliyormuş. Sınıfta kamera çekilirse böyle oluyor. Online duyuyla bağlanırken böyle bağlanabiliyor. Ya da 360 derece kamera kullanırsam böyle bir sonuç elde ederim. Ama bakın, buna ihtiyacım yok. Bunu daha kolay, sadece yüz yüze dersimi yaparken materyallerimi paylaşırsam, ki bakın sunumun başında ben onu göstermeye çalıştım. Online eğitimde öğrenciler dijital materyal paylaşılmasından ve ders içeriklerinin erişilebilir olmasından çok memnunlar. Bütün aldığımız dönütler, olumlu dönütler bunun üzerine. Derste etkileşim arttıkça, öğrenci ders materyallerine eriştikçe memnuniyet oranları derslerde yükselmeye başlıyor. Bizim aslında burada ortaya koymaya çalıştığımız şey bu. Üniversite olarak bir yıl boyunca öğretim üyelerimiz çok zor bir dönemden geçtiler. Yüz yüze olan bütün materyallerini online'a çevirmeye çalıştılar. Çok emek verdiler, çok çabaladılar. Hani bizim gördüğümüzde dediğim gibi etkileşimin yüksek olduğu, materyal paylaşımının yüksek olduğu ortamlarda öğrencilerin öğrenmesi de artıyor. Çok da güzel örnekler olabiliyor. İşte biz bunları biraz daha motivasyonu daha yüksek olan, eğer ben bunu kendi imkanlarımla da yapabilirim diyen hocalarımız varsa onlara bir örnek olabilmesi açısından hazırladık. Devamsızlık hocam, çok özür diliyorum. Devamsızlıkla ilgili de az önce cevap verdiğim gibi bunlar birimlerin karar vermesi ya da üst senatonun karar verebileceği bir durum. Hani bununla ilgili değil de ben daha çok bilimsel tarafından, uzaktan eğitim tarafından bizler hazırlığımızı yaptık. Teşekkürler hocam, sağ olun. Rica ederim. Yakup Özkaya hocam. Merhabalar hocam.
Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederim. İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden Doktor Araştırma Görevlisi Yakup Özkaya. Hocam bizim 12 bine yakın öğrencimiz var. O yüzden bir önerim olacak. Bizim fakültede Özge Hanım'ın gösterdiği gibi bir özellikle hem fiziksel hem de çevrim içi bir eğitim için birinci seçenek için söylüyorum bunu. Hocaların bir kamera, tripod kullanmasındansa Ekonomi Üniversitesi'ndeki gibi sabit yine projeksiyon cihazının yanına olabilir bir kamera ve bilgisayar sistemi kurulursa ve bundan sonraki pandemi sonrasındaki süreçte de tüm eğitimlerimiz bu şekilde olursa, yani derse katılamayan öğrenciler aynı anda online da takip edebilirse daha verimli olabilir diye bir düşüncem var. Fakat bu tabii bir maliyet ama çok büyük bir maliyet de değil hocam. Yani olası bir risk durumunda ya da yaşayacağımız daha farklı sıkıntılarda katlanacağımız maliyetten daha az olabilir diye düşünüyorum. Böyle bir önerim var. Hocaların, çünkü bazı hocalarımızın özellikle teknoloji kullanma noktasında çok sıkıntılar yaşadığını gördük, gözlemledik. Siz daha iyi biliyorsunuz. O yüzden benim önerim, hocaların çok da müdahale etmediği, içinde olmadığı, bizim böyle bir sistem kurmamız gerektiği yönünde bir öneri sadece. Daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim değerli görüşleriniz için. Dediğim gibi bunlar bizim öngörü açabilmek, işte bölüm toplantılarında belki tartışabileceğiniz neler yapabiliriz diye böyle bununla ilgili bir rehber hazırladık. Ama bunların hiçbiri dediğim gibi zorunlu ya da dayatmayla, dediğim gibi teknoloji ve okur yazarlığı daha zor olan bir hocaya ya evet dersinde artırılmış gerçeklik kullanmak zorundasın diyemeyiz. Ama eğer o dersini bir tık daha geçen seneye göre dijitalleştirip ya da daha farklı içerikle öğretim yöntemi de kullanabilir. Yani illaki bu bir teknoloji olmasına gerekli değil. Bir öğretim yöntemiyle farklı beyin fırtınası kullanabilir, altı şapka kullanabilir. Önemli olan dersini daha kaliteli halde bir sonraki döneme hazırlayabilmesi. O yüzden bunları bir kural gibi kabul etmemenizi özellikle rica ediyorum. Yani bölüm toplantılarında bunlar tartışılabilir tabii. Neye ihtiyaç duyuyoruz gelecek sene için döneme başlamamıza, çünkü daha bir ayımız var. Bu rehber hani DÜZEM tarafından sadece örnek olabilmek ya da yol gösterebilmek için hazırlandı. Çağlar Yalçınkaya hocam var. Evet hocam, ben de teşekkür ederim. İnşaat Mühendisliği bölümünden bağlanıyorum size. Şimdi ben kitabın ortasından konuşacağım biraz. Sosyolojik olarak da bence bu yöntemlerin her millete, her topluma göre de irdelenmesi gerekiyor. Benim kendi gözlemim, anketlerde çıkmayacağını düşündüğüm bir şey. Bir, bizim dersimizin, yani öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak için bu yöntemler çok güzel ama ben arttıracağını düşünmüyorum. Öğrencilerimizin motivasyonunu, bir, devam zorunluluğu, iki, yüz yüze sınav. Bunlar çok güzel arttırır. Mevcut DÜZEM Sakai sistemi de harika. Ben yani alıştım, çok güzel ders yapıyorum. İstersem kendimi yansıtıyorum küçük bir tahta önünde, istersem sunum yapıyorum. Çok da memnunum ama buradaki asıl sorunun ben sınavda kopya çeker geçeriz bir şekilde veya zaten herkes kötü, benim de çok iyi olmama gerek yok gibi bir algılar olduğunu görüyorum. Ben bunu da söylemek isterim. Bence mevcut sistemimizi iyileştirmek için birazcık öğrenciyi zorlamamız gerektiği sonucuna ben varıyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam değerli görüşleriniz için. Aslında ben bu noktada yüz yüze eğitimle online eğitimi hiç ayırt etmiyorum. Biliyorsunuz biz yüz yüze eğitim yaparken de farklı yollara kayan öğrencilerimiz vardı. Cep telefonları geliştikten sonra bir baktık, cep telefonları farklı amaçlarla da mesela kullanılabilir. O zaman biz bunu engellemek için bazı önlemler almaya başladık. Sadece online eğitimde biz bunları nasıl sağlayabiliriz onu bilmiyorduk. Daha iyi kullanırsak daha kontrollü şeyler yapabilir miyiz? Onları keşfetmeye başladık yavaş yavaş. Biz bazen hocalarımızdan şu dönütü de alabiliyoruz. Yüz yüze eğitimde yaptığım sınav kadar benzer curve ortalamalar çıktı diye. Bu aslında ne kadar sistemi kullanmaya başlarsak o kadar verimli gitmeye başlıyor. Teşekkür ediyorum hocam. Erdem Yıldırım hocam şimdi sorusu var herhalde. Merhabalar. Ben Çağlar Hoca'ya katılıyorum. Buna ek olarak, yani öğrencilerin de bir şekilde kamerada gözükmesi iyi olur diye düşünüyorum.
Ama Sakai bunu sanırım kaldırmıyor. Yani mesela 160 kişilik bir sınıfta herkes kamerasını açarsa serverlar bunu kaldırmayacağını düşünüyorum. O yüzden çok yanlış bir tercih olduğunu düşünüyorum bu seçimin. Çünkü yani bazen derse başlarken arkadan işte dizi sesleri, oyun sesleri falan geliyor. Yani çünkü Sakai'ye ilk girişte hani bir mute olarak girmiyor bu Zoom'daki giri. Bir unmute olarak giriyor ve o sırada işte ortam sesini alıyorsunuz falan. Yani karşıdakini de mutlaka görmemiz lazım bizim diye düşünüyorum ders verirken. Bu bir. Ve sanırım yine Sakai'den devam edecekmişiz gibi bir durum var. Yani Zoom vesaire bir şey kullanamayacağız veya Teams gibi. Ki bence Teams gerçekten çok etkili şimdi, iyi bir karardı o bakımdan. Son olarak geçen sene de önermiştim ama Sakai'de bu siyah tema olacak mı bu dönem? Çünkü beyaz temada çalışırken özellikle not, uzun süren notlamalarda vesaire çok göz yorucu oluyor, beyaz beyaz böyle parlıyor. O bakımdan bir en azından hani siyah tema yaparsanız Sakai'de çok iyi olur. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum Erdem Hocam. Yani bu teknik bir sorun. Arkadaşlarımıza yazarsanız muhakkak bilgi işlemi ileteceğiz. Onlar üzerinde çalışıyorlar yoğun bir şekilde. Ben şöyle düşünüyorum. Biz yüz yüze eğitimde derslere ben de çok uzun yıllardır derse giriyorum. Hep şey yapardım böyle... Acaba ben ders anlatırken, şimdi eğitim bilimciyim, öğrenciler dalıyor mu ya da ne düşünüyorlar? Şimdi online eğitimde bunlar biraz açık hale geldi. Yani şöyle düşünsenize, gerçek bir sınıfta öğrenciler otururken konuşma balonlarıyla başlarında akıllarından geçenler yansısaydı neler görürdük acaba? Bize ne kadar odaklanıyorlar yüz yüze eğitimde? Şimdi online eğitimde maalesef bu işte ses kayıtları, video kayıtları dersi izlerken bazen mikrofonu açık unutmalarıyla bize yansıyabiliyor. Yani dikkat dağınıklığı bizi biraz daha çabuk yansıyor. Bunlar da tabii caps yapıp sosyal medyada paylaşılan bazı sonuçlara da doğurabiliyor. Ya da sınıf ortamında komik bazı ortamları da oluşturabiliyor. Başka sorumuz var mıydı? Ben kime yazmam gerekir bu siyah önerisi için? Emre Bey'e yazabilirsiniz. Emre nokta. Karagöz. Hocam anlaşılmıştır. Teknik arkadaşlarımıza bu durumu bildireceğiz. Merak etmeyin. Tamamdır. Tamam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağır hocam, Çağlar Bozkurt hocamızın sorusu var chatte. Evet, onu arıyorum, göremedim. Ben size söyleyeyim isterseniz. Evet. 5 adet öğrenme modelimiz var. Bu öğrenme modellerin hangisini seçeceği öğretim üyelerinin tercihine mi bırakılacak, yoksa birim ortak bir karar alıp bir öğretim modelini senatoya mı sunacak? Az önce söylediğim gibi bunun herhangi bir kararla ilgili bir durum yok. Bu hazırlanan bir bilimsel çalışma. Bunu böyle kabul etmenizi tekrardan rica ediyorum. Senatoya ya da bölüm içerisindeki tabii tartışabilirsiniz. Geçen dönemde hatırlarsanız uzaktan eğitimi değerlendirmeyle ilgili bir anket göndermiştik. Rubrikler göndermiştik. Öğretim üyesi materyallerini yükledi mi diye. Bunlar bölümün ve derslerin kalitesini yükseltebilmesi için öneriler. Bunlar hiçbir zaman zorunlu değil. Dediğim gibi farklı bir model de geliştirebilirsiniz. Bir ayımız var. Sadece fikir oluşturabilmek için hazırladığımız bir çalışma. Neler yapılabilir? Çünkü pandemi senaryosunu gerçekten tahmin edemiyoruz. Önemli olan sağlık, önce sağlık ve sonra eğitim. Daha kaliteli eğitim sunmak zorundayız. Çünkü 1,5 yılı geçirdik. Diploma vereceğiz, öğrencilerimize meslek kazandıracağız. Eğitimi daha kaliteli hale getirmek, yüz yüze ya da online hiç fark etmeden elimizden gelen en iyisini öğretim üyeleri olarak yapmaya çalışıyoruz. Sizlerden de ricam, arkadaşlar paylaştılar rehberin linkini sanırım. Hazırladığımız rehberimizin linkini sizlerle paylaştılar. O rehberleri örnek alarak bölümlerinizde sunumlar yapabilirsiniz. Öğretim üyelerinin kişisel gelişimleri ya da istekli olanları kazanmak için belki onlara fikir verebilir. Var mı sorumuz başka? Bahar Hocam, ben de bir şey eklemek istiyorum. Hocamızın sorusuna istinaden.
Burada kitapçıkta sunduğumuz modeller bir dersin yapısını gösteren modeller aslında. Hani birim ya da fakülte bazlı değil. Bunu unutmamamız gerekiyor. Evet. Herkesin ihtiyaçları farklı. Hatta benim kendi girdiğim derslerin kimisi uygulamalıyken kimisi teorik. Dolayısıyla hani farklı derslerinde farklı durumları tercih edebilirim. Ya da farklı bir şey önerebilirim. Ben de önerebilirim. Umut Hocam biz kaydettik. Gerekli elimizden geldiğince bunu sizlerle paylaşacağız. Bununla ilgili resmi yazıyı yazacağız sizlere. Eğitim tarihiyle ilgili bilgiyi yazacağız. Ama sizlerden ricamız özellikle bunların zorunlu olmadığı, derslerde teknoloji zengin, yani dersleri daha kalıcı ve zenginleştirebilmek için neler yapılabilir? Bir tartışma ortamı oluşturabilmek, geçen seneyi değerlendirmek, masaya yatırmak. Özgür Hocam, biz sizlerle linki online diye koordinatörleriyle paylaştığımız mail üzerinden tekrardan paylaşalım. Dediğim gibi bölüm içerisinde tartışmayı açabilirsiniz. Online olarak değil, yüz yüze de yapacaksanız dersleri hep yaptığımız gibi dönem başlarında ve dönem sonlarında bölüm akademik kurulunu topluyorduk yüz yüze eğitimde de. Dönemin daha verimli geçebilmesi için ne yapılabilir? Bunları tartışıyorduk. Bu da buna tuz biber olabilecek. Bunlar da varmış diyebileceğiniz bir fikir ürettiyse sizler için umarım faydalı olur diye düşünüyoruz. Bahar Hocam, bir sorum olacaktı izninizle. Tabii ki. Geçen dönem, salgın döneminde daha doğrusu, dönem başında sisteme dersler tanımlanmıştı. Tüm bölümlerin, fakültelerin. Şimdi bu dönem dersler tanımlanacak mı sisteme? Otomatikman yüz yüze de yapılsa veya tamamen uzaktan da yapılacak olsa, yoksa new course diyerek biz mi artık tanımlayacağız derslerimizi Sakarya üzerinden vereceksek? Mete Hocam, henüz bununla ilgili benim de tam bilgim yok. Önümüzdeki dönemlerde netleştikçe muhakkak duyurusunu yapacağız. Teşekkür ederim. Dediğim gibi şu anki planlamamız, hani şu an sistemi bilmeyen öğretim elemanlarımız bayağı alıştılar. Çok da etkili kullanıyorlar. Ve dediğim gibi online eğitim isteyen öğretim üyesi sayımız daha fazla öğrenciyle karşılaştırdığımız zaman. Gelecek olan birinci sınıf öğrencilerimizin sistemi kullanma. Az önce hani istatistiklerde o yüzden paylaşma gereği hissettim analizlerde. Çocukların eleme sistemi içerisine, elemesine ona karmaşık gelmesi ya da kullanmayı bilmemesi sistemi kullanmayı istememesine neden olabiliyor. O yüzden birinci sınıf öğrencilerimize bir eğitim planlıyoruz. Yeni gelecek öğrencilerimiz için bir oryantasyon, sistemi nasıl kullanılabilirler, bununla ilgili bir oryantasyon planlıyoruz. Öğretim elemanlarımız için de Emre hocamız da bizlere daha detaylı oradaki araçları nasıl kullanabiliriz, onunla ilgili eğitim verecek. Eğer eğitim tercihleriniz de varsa, şu faydalı olabilir diyeceğiniz görüşlerinizi almak isterim. Teşekkür ediyorum o zaman. Sorularımız yok sanırım. Sunumları da size ileteceğiz. Rehberi de size ileteceğiz mail yoluyla. Geçen dönem yaptığımız sunumları da sizlere tekrardan ileteceğiz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.